Merhabalar, Gazete Duvar'da bugün Sevgili Cilde Kural'ı ağırlıyorum. Ben Rosa Luxemburg oyunu sahnede, Kasım'ın sonunda premier yaptı. Oyuna dair konuşacak özellikle benim gibi sosyalist gelenekten birisi için pek çok şey var ama bence senin tiyatroculuğun adına da konuşacak çok şey var. Şimdi nereden başlayalım diye düşünürken bana ilk bahsettiğin Yıldan bugüne herhalde bir 7 yıl geçti, yanıyor muyum? Doğru, 7 yedi yıl. 7 yani hmm. yıl bitmek üzere 8. yılda oynamış oldum. Yani, Hı -hı. yani e, bir oyun için bu kadar uzun süre çalışıldığını ben pek anımsamam. Senin Hı -hı. E, için neden bu yolculuk bu kadar zaman aldı? Şöyle aslında ben Friday'de da, daha önce Frida Kahlo'yu oynadığım zaman aslında çok uzun yıllar çalışıyorum. Çünkü benim için Ateş Tiyatrosu'nun şöyle bir niteliği var. Ateş Tiyatrosu aslında kadın hikayelerinden oluşan ama gerçek yaşamlardan oluşan yani biyografik yaşamları önceleyen öngören En azından şu ana kadar böyle bir çizgide yürüyen bir yapı olsun istedim Bu nedenle de aslında kendim fiilen o yaşamın içine giriyorum o yaşamla bir süre zaman geçiriyorum Ama bu kadar uzun sürmesinin bir temel nedeni daha var Ben hani yazmayı hiçbir zaman düşünmedim ee, bir yazarın bunu ancak yazabileceğini düşünmüştüm. Sadece ben belki hani yan yana durarak onunla beraber bu serüvenin bir parçası olurum diye düşünmüştüm. Ee, böyle bir e, deneyimim de oldu aslında. Bir yazarla da çalıştım ama e, maalesef iyi bir sonuç çıkmadı. Bu da bende bir zaman kaybettirdi. Oldukça uzun bir zamanı böyle kaybetmiş oldum. Sonra yeniden döndüm, yeniden döndüm. Bütün bunların sonunda pandemi dönemi itibariyle ee, kendim yazmaya karar verdim aslında çünkü zaten ben o kadar hazırlanmıştım ki o yıllar içinde o kadar okumalarım e, ve o kadar hani Roza'nın her halini her durumunu o kadar çok e, içime artık e, benle beraber olmaya başlamıştık ki kendiliğinden zaten bir de biyografik bir yaşam olduğu için hani tamamen kurgulanmış bir şey de olmadığı için e, aşağı yukarı ne yapacağımı ne yapmak istediğimi bildiğimden bu serüvene ben yazar olarak da katıldım. Ee, ama tabii ki bunu beğenmem, buna onaylamam, kendimle önce o yüzleşmeleri yaşamam da kolay olmadı. Dolayısıyla bütün bunların toplamında çok uzun süren e, bir süreç oldu. Ama şuna da inanan biriyim. Zaten ben projeci biri değilim. Yani hmm. tiyatroda bir şeyi gerçekten yaratmayı seven biriyim. Ee, hani. ...bir müthiş, harika bir fikir var ve ben bu fikri şimdi patlatayım diye düşünenlerden değilim, tam tersi... ...o serüvenin içinde olmayı seviyorum zaten. Çünkü orada ben de değişiyorum. Ee, bazı şeyleri ben de yeniden sorguluyorum. Yani seçtiğim kadınlar da biraz öyle kadınlar zaten. Ee, dolayısıyla bu kadar uzun sürdü. Hani bir hayatı anlatmak için e, çok kısa bir zaman aslında. Ee, ama tabii tiyatro yapmak için uzun bir zaman olabilir. <laughs> ee, şimdi gönlüm rahat ama. Şimdi böyle içim daha rahat ve kendimi daha konforlu hissettiğim bir dünyanın içine giriyorum oynarken. Ee, seçtiğin kadınlar e, demişken aslında bir, bir şey de o bence. Yani neden Rosa Luxemburg tiyatro yapmaya uygun bir hikaye sahip sence? Yani Clarice Etkin de olabilirdi bu isim. Evet, devrimci kadınların üstü tarihteki pek çok üretken, yaratıcı kadının olduğu gibi siyasetçi kadınların da üstü çok örtülmüş. Orayı ayrıca konuşuruz ama Rosa'nın hayatında oyuncaklı bir yer mi vardı? Hani tiyatro yapmaya daha uygun muydu? E tabii birincisi şimdi şöyle bir şey var. Yani Roza Lüksemburg 1871'de doğuyor. Yani gerçekten de özellikle tüm hani kapitalizmin kendini var etmeye başladığı bir dönemde yani artık sanayi devrimi gerçekleşmiş bir taraftan işte aristokrasi bitmiş kapitalizm bütün ağırlığıyla ortaya çıkmaya başlamış tam bu sürecin oluşturduğu bir kadın ve aslında kadının e, o dönemde özellikle politik arenada yani yönetimde yönetilen yönetenler tarafından hep kadınların yönetildiği bir dönemde Rosa Luxemburg bir kere bir e, siyasetçi, siyasetçi kimliğiyle ortaya çıkması bir kere onu çok cazip kılıyor. Ama daha bundan da daha önemlisi henüz daha çok küçük yaşlardayken hep ayrıksı bir yanı var, hep e, dikkat çeken biri, hep çok zeki, hep çok soru soran. Ee, değiştirmeyi, dönüştürmeyi her zaman kendine hedef koyan ve dolayısıyla da henüz daha 14 yaşındayken de Sosyalist Parti'nin üyesi olacağım diye tutturup 15 yaşında bu üyeliği gerçekleştiren e, bir kadın ve hani böyle baktığında zaten bu kendi başına hem çok ilgi çekici e, hem de tabi bugünden baktığımızda bile çok ilgi çekici ama bir de bundan 150 yıl önceye baktığımızda yani bir e, kadın olarak böylesine eril bir alana bu kadar cinsiyetçi bir alana e, veren bir üstelik 15 yaşında bir tabii. kadın çok önemli bir tabii şey yani vurucu bir öğe kaldı ki tabii ki benim gibi kadın mücadelesinin içinde olan e, bir kadın içinde böyle bir örneği ortaya koymak daha da önemli bir hale alıyor. Bunun dışında tabii engelli bir kadın, sonuçta topal her güzel değil. Hmm. Yani aslına bakarsanız bütün hani bir kadında güçlü olabilecek tüm öğelerden arındırılmış bir kadın tabii. olarak ortada. E, bütün bunları buna rağmen, bütün bu zorlukları aşıp bir önderlik e, kimliğine erişebilmek e, tabii ki çok önemli. Yani bugün hatta geçen e, Türkiye İçi Partisinden kadınlar gelmişti. Ee, şöyle diyorlar: Hiçbir şey değişmiyor. Yine bakış açısı böyle, yine o eril alan ve yine kadın sürekli kendini, yani bizler kendimizi tarifleyebilmemiz için hep altını çizili bir şekilde Tabii. kadın olduğumuzu söylememiz gerekiyor, hakkımız olduğunu söylememiz gerekiyor diye. Yani çok yeni, daha son evet. oyunumda bile böyle bir durum oldu. Yani dolayısıyla. Birçok öğesiyle tiyatro için bir yandan zor, çok zor çünkü bir siyasetçiyi anlatmak kolay bir şey değil. Didaktik olma özelliği nedeniyle ama bir yandan da Rosa Luxemburg olağanüstü yalnızlığını seven, doğayla iç içe yani neredeyse bugünün bakış açısıyla gerçek bir ekolojist ee, o dönem için çok anlaşılmayan bir şey o dönemde sadece çiçeği böceği sevebilirsin ama o gerçek bir doğa bilimci zaten botanik okumak istiyor evet. ee, bir yanı da bu dolayısıyla yani bu kadar doğayı doğanın içinden bir üstelik bir dişil kadın yani bir kadın yani hiçbir zaman maskülen değil. Tam tersi. O yüzden ben kırmızı ruj kullanıyorum. Aslında bir tür gönderme olarak yapıyorum bunu. Yani giyimin önem veren kadın kadın olmayı çok seven ve böyle yaşamayı da seven biri. Dolayısıyla aslında verili bilgilerin tamamen dışında olan bir kadın tipi. Çünkü hani bakıyoruz. Mesela bizde de işte Beyce Boran örneğin Bütün o eril dünya. Ama çok erildir bütün hani davranış şekli, bakışı, hareketleri filan oysa bütün e, siyasi partileri, milletvekili kadınlar da hala öyle. Aynen. Hani giyim kuşam seçiminden, seçiminden saçamak gece, hala konuşma e, ne diyeyim, e, üslubundan. Hani aslında maskülen bir tavrı seçerek çünkü orada güçlü. var olabileceklerini evet. düşünüyorlar. Tabi gücün orada Hı. olduğunu düşünüyorlar. Kabul etmek evet. de tabii o biraz. Çünkü çünkü biraz da e, gerçekten hani realite o, doğru realite evet. o. Evet. Yani bir kadın çıkıp da bağırmaya başladığında sert ve aynı üslupla konuştuğunda dinlenir oluyor. E, ama Rose öyle bir kadın değil işte. Çok iyi bir hatip. Güçlü bir hatip yani herkese etkiliyor ama özgünlüğüyle yapıyor bunu yani maskülen olarak <laughs> erkeksileşerek yapmıyor bunu ee, başka bir yandan da hani o kadar olağanüstü mektupları var ki yani evet. oraya gelmeden <laughs> aslında şeyi birazcık konuşalım istiyorum şimdi bu didaktik olmasın aslında hakikaten Rosa Luxemburg'un hayatı tiyatro yapmak için çok mayın tarlası yani... Hem siyasi bir figür, hem çok e, hani üzerinden bir asırdan fazla geçmiş bir e, dönem. E, i̇kincisi, biyografi şeklinde yer alması da bunu zorlaştıran bir şey bana kalırsa. E, önce şu didaktizmi aşma meselesine dair birkaç sorun var. Yani Bir tanesi öncelikle neden e, biyografi? tercih ediyorsun. Yani onun hayatta ilhamla Kurban metni sahnelemek e, tiyatro açısından daha kolay ve ne bileyim e, o didaktizmi aşmak için daha elverişli olabilir miydi? E, bunu neden seçtin sorayım. Sonra bir de bu bakımlar reji çalışmanı e, sormak istiyorum. <laughs> yani şöyle e, şimdi yaşanmış bir hayatın üzerine dokunmak zaten benim için yeterince bir mayın tarlası yani onu söyleyeyim başta. <laughs> hele de Rosa Luxemburg <laughs> gibi üzerinde çok tartışmanın yani sosyalist arenada da çok tartışmaların evet. döndüğü bir kimlik açısından hani daha da zorlu aslında <laughs> ama e, ben bir, birincisi şeye çok e, onun yaşamındaki e, hem siyasi olarak hem de duygusal olarak temel noktaları belirledim önce çalışırken. E, çünkü hani hem yazan hem yöneten ben olduğum için dolayısıyla bu rejide aslında yazarken oluşmuş bir şey oldu. Şimdi benim için vazgeçilmezler vardı Rosa Luxemburg deyince. Şimdi sorunun şeyi öncelikle şunu bir söyleyeyim. Hani neden didaktik olacağını bile bile daha hani biyografi değil de daha böyle özgür bir alan yaratmadın diye evet. sordun. Yani daha kurmaca ee, bir şey oradan yola çıkılabilir Yapmak miydi? Yapmak istemedim çünkü ben Rosa Luxemburg oynayacağım dediğim zaman çoğu insanın bana Luxemburg bir şehir miydi? Bir ülke miydi? Neresiydi? Hmm. Diyor <laughs> maalesef. Ben artık Rosa deyince Rosa Luxemburg deyince Aa, ben biliyorum Biliyorum Rosa Luxemburg'u denmesini istiyorum artık bu ülkede. Hı -hı. Yani tarihe bu denli yani devrimci bir kadın olarak tarihin gerçekten sınırlarını zorlamış, böylesine zorlamış bir kadının birincisi bilinmesini istiyorum. Dolayısıyla da hayatına dair tabii ki hepsini anlatmam imkansız. Ama hayatına dair e, genel bir veriyi oluşturmak istedim. Birincisi bu. İkincisi de e, evet yani siyasetten e, ayrı ya da bağımsız ya da onun hatipliğinden ayrı bir şey yapmam imkansızdı. Ama dediğim gibi elimde bana öyle bir malzeme veriyordu ki Roza. Yani öyle mektuplar elime verdi ki, öyle bir doğa sevgisi verdi ki, benim her zaman o didaktikliği tam da en üst noktadan tekrar başka bir yere dönüştürme şansım vardı. E, bütün bu verileri, bütün bu malzemeleri topladığımda karşıma çıkan şey, Evet, benim burada bir denge öngörmem gerekiyor. Yani, evet bir siyasetçiyi anlatıyorum, evet büyük kitlelere işçi sınıfına inanmış e, sosyalist bir kadının hayalini anlatıyorum. Hatta hayal değil, eylemliliğini anlatıyorum. Çünkü sonra tüm yaşamı onun eylemliliği. E, e, bunu yaparken, e, bunu yapmaktan vazgeçmeyeceğim. Ama bunu yaparken sadece bir siyaset arenası gibi de bir alan yaratamam sahnede. Dolayısıyla işte dengeledim yani küçüklüğü işte biraz büyümüş hali ama onları yaparken hep bir mektup yazarı olmuş olması doğayla ilişkisi bütün bunlarla bir e, denge kurmaya çalıştım. Yani dolayısıyla da zoru göze aldım e, ama bu zoru gerçekleştirirken de denge en temel şeyimdi yani tek başına bir alanın kendini e, kapıp koyuvermesi izin vermedim. Ama biçimsel bir denge de gözettiğini söylemek Tabii. lazım. Ee, ben senin hani bugünün tiyatrosunu, şu anın hatta tiyatrosunu e, ne kadar yakından takip ettiğini haliyle bilmiyordum. E, birincisi reji çalışması açısından seçtiğin e, araçlar, metotlar, dil, oluşturduğun dil e, yeni tiyatroyu çok iyi takip ettiğini gösteriyor burada bu biyografinin nasıl genişlettiğini düşünüyorsun. Neler kullandın sahnede? Ya yani şimdi ben <laughs> en azla en çok şeyi, en sadeye ulaşmaya çalıştım. Öncelikle en temel hedefim oydu. Yani çünkü e, birincisi zaten bir biyografi olduğu için kendi başına çok karmaşık, zorlu bir şeydi. Evet. O yüzden de e, ben o kadına baktığımda hiç yerinde durmayan bir kadın görüyorum. Yani hep yolculuk içinde olan, oradan oraya giden, orada yeni bir şeyi kurup tekrar kurmak için ama hep döndüğü bir yer var hapishane. Dolayısıyla elimdeki malzemeleri en azla en çok nasıl anlatırım diye düşündüğümde ee, i̇şte bir mikrofon kullandım. Mikrofonunun aslında hem iç sesi, hem mektupları, hem hapishanesiydi. Ee, diğer alansa işte sadece yedi tane bavul kullanıyorum. İşte bavulun üzerinde hem gittiği şehirler var, hem yazdığı kitaplar var, hem onu en çok etkileyen yazarların isimleri var. Ee, yani aslında o, o bavullar, bavullar çok güzel metaforlar evet, olmuş, güzel şapkalar da. Evet. evet. Öyle. Ve bunun içinden işte <laughs> zaman zaman çıkan şapkalar hem dönemsel ama hem de bugüne. Yani tamamen de dönemsel yapmadım hiçbir şeyi. Yani tamamen işte hani 20. yüzyıl başı değil. Oraya çağrışımsal hani göndermeler. Yani o şapkaları bugün de aslında kullanabiliriz bir yere giderken canımız istese yapabiliriz. Ama aynı zamanda onlar dönemsel çağrışım da oluşturuyor. Bir taraftan yani bu kadın şimdi de yaşasa söylediği her şey saydan bugün de geçerli. Yani belki bugün proletarya yerine emekçi diyebiliriz. Bugün hani salt bir işçi sınıfıyla sınırlandırmayız ama hani ezilenler diyebiliriz ama baktığın zaman yani söylediği her şey savaş karşıtlığı, doğayla olan ilişkisi her şey aslında tam da bugünden konuşan bir kadını gösteriyor. Dolayısıyla da en azla en çok bugüne gelen malzemeyi kullanmaya çalıştım. Söylediğin şey çok doğru ve en sade şekilde. Yani e, yeni tiyatroyu ben ya, tabii ki çok yakından takip ediyorum. Anlamaya çalışıyorum. E, yani orada da tabii kimileri bana biraz çok fazla şey geliyor. Yani eleştireceğim yanları da var. Ama yararlandığım çok yanı da var. Bu anlamda bu oyunu yaparken de en temel dürtüm ee, ben bilgilerimi genellikle şöyle yapmıyorum yani bilgiyi öyle kullanan biri değilim. Şimdi burada bunu yapayım diye değil yani bilgi bana gelir bir yerimdedir zaten kendiliğinden kendini bir yerde ifade eder. Ee, tek şeyim sade olmakta en sade şekilde en anlaşılır ama en hani e, nasıl söyleyeyim en azla en çok ne kadar anlatabilir mi denedim aslında burada. Yani buradaki bütün amacım, o yüzden bana çok iş düşüyor bir yandan evet, oyuncu evet. olarak. Hmm. Ee, hiçbir şeyi saklamadım. Hiçbir şeyi seyirciden hani böyle e, bir şeylerin altına saklayıp diye hiç zaten ayrılmıyorum sahneden hiçbir şey yapmıyorum. Yani kemeri de orada takıyorum, şapkayı da orada takıyorum, orada çıkarıyorum. Yani bir saat on dakika boyunca hiç e, seyirci benim yapabildiğim ya da yapamayacağım her şeyi orada görmüş oluyor bunu özellikle seçtim. Benim içinde bir challenge yani bir aslında bir alan da bir düello alanıydı. Kendimle karşılaşma. Çünkü 2023 40. yılım. Bu bir Ooo e, evet. güzel. Yani kendimle karşılaşma sahnesi aslında benim için her oyun. Yani çünkü hiçbir kaçışım yok. Yani hiç kimse yok. Hiçbir şey yok ortada. Sadece ben, 7 tane bavulum ve bir mikrofonum var. <laughs> Dolayısıyla söylediğin bence hani vurguladığın şey çok doğru. Ee, özellikle hani bugünün tiyatrosundan çok bakarak yürüdüm bütün bu sürecin içine. Yani reşit çalışman o bakımdan aslında bence e, o biyografinin e, yaratabileceği tırnak içinde e, ne diyeyim e, daralanı... alanı. E, çok güzel açmış aslında e, çağdaş tiyatro e, ne diyeyim unsurları. Evet. E, bir de şey var tabii yani en çok dikkat çeken şeylerden biri arada söyledin ama e, sahiden mektuplar. E, biz Rosa Luxemburg'u tanımayanlardan bahsettin ama tanıdığını sananlar da aslında Rosa Luxemburg'un kişisel hayatına dair çok fikir sahibi değil. E, nasıl aşık olur, bitkilerle ilişkisi, işte hayvanlarla ilişkisi, ee, az önce bahsettiğin mesela e, diğer türlere saygısı ve onlarla eşit bir hayatı hayal etmesi e, oyunda beni de o mesela manda sahnesi aklıma aldı. Yani o mekt onu anlattığı mektup senin oynayışına e, ama hakikaten şunu düşündüm. Rosa Luxemburg galiba tam olarak e, onun teorileri bugün daha e, biz, bize ait. Daha gerçek, bugün daha gerçek galiba diye düşündürdü bana. Ee, i̇şte Clara Zetkin'in ahbaplıkları, tamam hani yoldaşlıklarını biliyoruz ama özel hayattaki ilişkilerini, e, bazı zaafları, handikapları, e, kendi güvenini yitirdiği yerler, kadın olarak e, duygusal serzenişleri gibi gibi. Seni peki şaşırtan bir şey var mıydı o mektuplarda? Ee, ya ben mektuplarından, en çok mektuplarından etkileniyorum. Tabii ki o mektuplar tamamen Rosa Luxemburg'a ait. Sadece orada tabii benim dokunuşlarım var tabii. O Hı -hı. mektuplar o şekilde değil. Hı -hı. Kimi daha uzun, kimi bazı yerleri biraz farklı. Yani ben biraz tabii onu tiyatro metni haline de getirmiş oldum üzerinde çalışarak. Ee, ya beni şöyle ben kendim zaten çalışırken bu kadınlarla bazen böyle kavga ediyorum, bazen çok kendime benzetiyorum, bazen o bana benziyor, bazen ben ona benziyorum. Ee, kızdığım yerler e, var tabii ki. Ama <gülüyor> duygusal <gülüyor> ilişkide. Ama onlar da yaşasın herhalde bana kızarlar da duygusal <laughs> ilişkide. Ay değil mi? <laughs> i̇şte yani, biraz evet. yoldaşlık o. Kadını kadınla evet. ilişkilerinde de evet. Değiştirmesi. evet. Zaten <laughs> Clara ile ilişkisi tam öyle bir ilişki. Evet. Yani e, Clara işte bir taraftan hani kadın mücadelesinin tamamen simgesi haline dönüşmüş ve e, kadın hareketi üzerine çalışırken mesela Rosa hiç oralara şeye kadar hani bu e, kızıl şey e, kızıl bayrağı bayrağı yazana kadar böyle fiilen içinde olmuyor. Ondan sonra zaten o da yani bayağı bir çalışıyor ama e, ama hiçbir zaman kendini orada tanımlamıyor. Hatta e, orada tamamen sınıfsal bakıyor. Yani her konuya baktığı gibi aslında Rosa Luxemburg Kadın hareketine de e, sınıf perspektifinden bakan biri. Yani <laughs> dolayısıyla orada hani en yakın arkadaşıyla da sürekli didişen biri. Evet. Yani Clara ile bu konuda. E, ama ben mesela e, bazı feminist çevrelerin eleştirisi oluyor işte. Hı -hı. Rosa Luxemburg bir feminist değildi. Hatta belki bazen de sosyalistler diyor işte. Hani bu kadar o, şey değil. E, neden <laughs> böyle feminist gibi tarifliyorsunuz diye. E, kendini feminist olarak tariflemiyor ama bazen yaşamlarımız ee, yaşamımızın kendisi gerçekten de o kadın mücadelesinin e, tam bir örneğini teşkil ediyor. Yani bence Rosa Luxemburg e, belki kendini işte feminist ya da işte ille de kadın mücadelesinin bir parçası olarak ya da onun üzerine teori üretmiş biri değil ama yaşamının kendisi aslında kadın mücadelesinin ortada. E, Olabilecek en iyi örneklerinden biri. Ve organik bir parçası aslında. çok Tamamen organik bir parçası. Daha o zaman feminist teoride sonuçta gelişmiş değil tabii, yani. Tabii tabii tabii. Yani <laughs> zaten e, ama hani... Sosyal hareketler aslında arkadaşlar daha çok bu konuda eleştiri yaparlar. Yani hani Rozayı feminist olarak tariflemek değil. Yani ille de zaten feminist olmasıyla hani kadının zaten kendi yaşamı çok tipik bir feminist eylemlilik hali zaten. Evet. Yani çünkü hiçbir zaman yani o kadar şimdi bir tane fotoğraf vardır. Çok ünlüdür o fotoğraf. Bir sürü adam var. Bir de bir tek Rosa var onların içinde. Sadece Rosa Luxemburg var. Yani bir kadın var yani ve zaten o zaten bir kadın şeyi değil <laughs> mi? Evet. yani. Yani dolayısıyla e, yani kızdığım yerler oldu soruna dönersek şaşırdığım yerler de oldu. Mesela e, bir bir e, bu kadar hani güçlü bir inanç beni çok etkiliyor. Yani mesela işçi sınıfına olağanüstü bir inancı var. Hiçbir anda bundan vazgeçmiyor. Hani biz bazen böyle eleştiririz, kızarız hmm. falan yani sosyalistler. Asla bunu yapmayan bir kadın. Yani hatta e, hani işte o ünlü Lenin'le falan da tartışmaları var. Aslında bütün bu tartışmaların temelinde yatan onun işçi sınıfına olan olağanüstü inancı. Mesela e, bu beni biraz şaşırtmıştı. Çünkü birçok hani e, kimlikle, sosyalist kimlik... Okuduk yani tarih Hı -hı. boyunca ama bu kadar inanan bir devrimci kadını e, ben ilk kez görüyorum doğrusunu yani ondan sonra da çok görmedim yani inancın hani bu kadar oradan gelecek bir devrime inanan hani e, genellikle öncüler vardır ya hani normalde buna hiç inanmadı o kendiliğinden sınıfın kendini devrimde tarifleyeceğine inandı ha, bu doğruyu da yanlıştı bu ayrı bir konu ama Hı -hı. inancın bu kadar yüksek olması beni çok etkileyen temel şeylerden biriydi roza ile ilgili olarak. Yani bir de aslında toplamda hayatın eşitliğini işte bütün canlı doğanın eşitliğini ee, ve ortak mücadelesini o, o dönemde kavramış ve buna ihtiyaç olduğunu düşünmüş. Evet. İşte çok, yerden... bir çok çok bilimsel bir tarafı evet. var yani galiba evet, bu söylediğini <laughs> onunla ilgili de evet. olabilir gibi geliyor. Evet. Yani bütün bir bakış açısı bence çok doğal. Hani bizde de Hı -hı. E, çoğu zaman birçok insanda göremediğimiz yani mesela kendini e, Marksist olarak o zaten şöyle söylüyor yani. Ee, marksizm bir metot olarak yaşama uygulanması gerekenmiş. Yani diyalektik yöntem e, böyle bir dışarıda e, sadece siyaset konuşurken olan bir şey değil diyen bir. Yani bu söylediğin o anlamda tam da doğruluyor. Yani o bir masaya baktığında da bir odaya girdiğinde de bir hayvanla karşılaştığında da uçan bir kuşu gördüğünde de o her an zaten o yaşamın bir parçası olarak doğal doğal bir parçası olarak bu metodu uyguladığını söyleyen biri zaten. Yani bunu öğrendiğiniz zaman diyor. Yani bu bilince sahip olduğunuz zaman bu zaten doğallıkla yaşamınızda e, do yani ilk uyandığınız andan uyanana kadar hep sizinle olan bir şeydir. Kendine yer olacaktır. E, tabii tabii yani ama bir yandan Rozan'ın şöyle bir yanı var tabii. Bazen o kadar çok e, yoruluyor ki insanlardan o kadar çok mücadele etmek zorunda kalıyor ki yani işte kadın olarak o kalıyor. Polonyalı olarak, Yahudi olarak, zaten Topal da, olarak. Zaten Polonyalı ve Yahudi olarak <laughs> başlıyor. Evet, evet. Sonra hani gerçekten topal. çocuklukta evet bir evet. kaza geçiriyor ve bir ayak kısa kalıyor ee, Sonra zaten bir kadın olarak e, siyaset sahnesinde çıkıyor. Ee, bunların hepsi yeterince Evet zaten <laughs> üst zorlu. Ya ben zaten hani hakikaten... E, sadece izlediğimde yeniden şeyi düşündüm. Çok yorucu ya dedim. Çok yorucu yani. Hani gerçekten bir kadın olarak hayatın herhangi bir alanında yaranmak çok yorucu ama dezavantajlı birkaç kalemi bünyesinde evet, taşımak Evet. 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 Bir de o bir yani o dönem o eril dünyada yani. Çok. E, ama işte şey mesela bazen şey şöyle bir lafı var onun. O kadar sıkılıyor ki bazen böyle şey istiyor. Yani diyor ki ben bir Hani kas çobanı olarak yaşamayı isterdim. Aslında bir taraf bana sorsa diyor. Ben böyle bir kas çobanı yani bir çobanlık yapmayı isterdim diyor. Ya işi böyle bir dünyası var çünkü onun. Evet. Yani doğayla böyle doğanın bütün canlılığı onda öyle büyük bir hayranlık uyandırıyor ki. Yani bazen insanlar ona böyle çok sıradan ve şey geliyor yani insan dünyası ama sonra dayanamıyor tabii. Yine çünkü orada o kadar haksızlık var, o kadar yapacak şey var, o kadar devrimsel değişimlere ihtiyaç var ki yine insan dünyasına veriyor Yani yapacak bir şey yok. Evet ama o o yanı bence bir sürü devrimciden e, ya da teorisyenden, filozoftan e, Rosa Luxemburg'u hakikaten ayırıyor. Biraz da senin oyunculuk tavrın e, üzerine konuşmak istiyorum. Ee, izlerken şeyi düşündüm yani ses oyunculuğunun artık toplam bir oyunculuk metodunun içinde ne kadar alan bulduğunu tiyatroda bilmiyorum ama seni izlerken e, böyle bir şeyin varlığını hatırladım mesela sesinle çocuk oluyorsun sesinle kuş oluyorsun sesinle e, bir sürü bir şey oluyorsun yaşlı oluyorsun genç oluyorsun ne bileyim e, insan e, hayvan bir sürü şey oluyorsun Doğru. şarkı da söylüyorsun ee, ve bunların hepsine hakikaten hani ses renginin güzel olmasının bir katkısı var ama e, ses oyunculuğu çok enteresan bir şey diye düşündüm evet. ve e, artık e, çok tiyatro oyunculuk metodu içinde e, buraya eğilinmiyor mu? Ee, daha çok sizin döneminizde mi önemliydi? Ne değişti? onu da bir bizim dönemimizde önemliydi. Benim için çok önemliydi. Yani ben e, o meseleyi çok kafaya takmış biriydim. Yani çünkü sonuçta hep şöyle düşünüyorum. Yani bir herkesin bir ses rengi var. Yani biz oyuncuların da hepimizin bir tane var. Ee, Hı -hı. kimimizin biraz daha iyi olabilir, kimimizin de... ama önemli değil zaten iyi ya da kötü olması değil. Sesin Alanının ne kadar genişleyebileceği, bunda ne kadar çünkü beden de belli bir formdasın yani o formu ne kadar aşabilirsin yani o kadar. Ama ben sesin olanaklarının çok daha fazla olduğunu düşünüyorum yani hani bedenle tabii ki bedenini de kullanırsın kullanıyoruz da ama ikisi bir araya geldiğinde güçlü bir e, enstrümana gerçek anlamda dönüşüyor. Yani o zaman bir kişi mi oynuyor? Allah Allah bir kişi oynuyor aslında ama ne kadar çok şey duyuyorum e, diyor. Ben zaten sesi şöyle de kullanıyordum. Yani mesela çocuk oluyorum, kalkıyorum birden normal işte 40 küsur evet. yaşındaki Roza oluyorum. E, şimdi e, bu tabii bunu doğallıkla yapmak çok kolay bir şey değil, çok çalışma gerektiren bir şey. Bence hani bu alan biraz e, kullanılmıyor şu anda. Hatta mümkün olduğu kadar da ses neredeyse hiç kullanılmıyor. Yani maalesef yeni tiyatroda şey haline dönüştü biraz. Böyle hani hiç böyle konuşalım yani hiçbir şey de yapmayalım. Hmm. Hani mümkünse en, en düşük tonda konuşalım şeklinde yürüyor bu. E, oysa bence hani tiyatronun en büyük olanaklarından biri yani bir oyuncunun en temel olanaklarından biri bedeni olduğu kadar, yüzü gözü olduğu kadar ki biz tiyatroda yüzümüzü gözümüzü çok fazla gösteremeyiz. En fazla yapabileceğimiz şey sesimiz ya da bedenimizin büyük hareketleridir. Ki ben onu da kullanıyorum zaten. Yani ben çok fazla bu oyunda el kullanıyorum, beden kullanıyorum. Yani elimle çok şeyi anlatıyorum ellerimle. İki şeyi temel iki unsur var yani bu anlamda. Birincisi sesle oynuyorum, ikincisi ellerimle oynuyorum. Yani çünkü tek başımayım. Yani başka da hiçbir kimse yok. O yüzden bunu bu alanı hani sesin olanaklarını ee, geçmişte mesela biz tabii Grotowski'ler falan çalışırken bu alanlarda çok yürüdük yani hani ses rengimizin nerelere kadar indiğini, neyi bulabileceğimizi işte kızıl dereli sesi vardır işte e, mesela eski moğlar başka bir şey kullanır biz bunların hepsini bir şekilde hani kendimizce e, bir takım çalışmalar yapmıştık ama dediğim gibi ben bilgiyi önce edinmek için uğraşan, sonra da onu unutan biriyim yani o kendinde bir yere oturuyor. Zamanı geldiğinde e, onu kullanmak için bir alan oluşturuyorum. E, bu oyuna daha başlarken bunu yapacağımı biliyordum ama. Yani, yani bu oyunun daha en başından benim için ses ve eller temel iki e, enstrüman olacaktı. Yani nedense bunu biliyordum yani ama hani Metin daha ortada yokken de biliyordum işte böyle <laughs> olacağını. Ee, sanırım biyografi olduğu için de, sanırım tek kişilik olduğu için de bütün bunlarda daha fazla ihtiyaç duyuluyor. Ee, bence yani günümüzde genç kuşakların da biraz bu alana biraz daha fazla eğilmesi gerek. Yani olanaklı bir alan. Ee, biraz söylediğin doğru, biraz sanki geriye itildi bu son onlarca, on yirmi yıldır falan diyeyim yani. <laughs> Çok uzun zaman olmuş. <laughs> on yirmi otuz yıl gibi. Ama yani 40. yılım dedin artık. 40. <laughs> Bu normal yılım. biraz galiba. Evet, evet. Ama yani hani gerçekten merak ettim. Bunu sanırım böyle birazcık daha e, ne diyeyim e, genç kuşak tiyatroculara sor, soracağım mesela. Evet. Bu ses oyunculuğunun neden e, seçmediklerini ya da dahil etmediklerini Enteresan çünkü yani. Ee, bir diğer şey de aslında Jülde Kuralla ilgili yıllardır bağımsız tiyatro çalışmalarını e, böyle e, büyük bölümünü hatta en zor bölümünü yani bu oyunda da öyle. Hem yazar hem yönetmen hem oyuncusun. E, hepsini birlikte sırtlıyorsun. E, bunu taşımanın güç tarafları var. Ee, avantajlı yanları da var ki tercih mi ediyorsun? Bir de bu kadar hayata kolektif, e, birlikte üretmeye inanarak bakan biri olarak e, sahnede tiyatro yaparken yalnız olmayı seçmenin nedeni ne? Ee, şöyle yani ben aslında şimdi 13-14 yıldır şehir tiyatrosundayım evet. ve büyük kalabalıklarla oynuyorum aslında. Evet. evet. İşte hani Çehov Hı. oynadım, işte hani şey Örpides oynadım yani her zaman çok kalabalıklarla oynadım. Yani aslında hani her zaman tek kişilik oyun yapmıyorum ama benim e, kendi e, yaşama dair bir kadın olarak da yani hem bir kadın sanatçı olarak ama hem de bir kadın olarak söylemek istediğim, anlatmak istediğim kadınlar var. Bunu bunu e, e, çok fazla insanla şundan dolayı paylaşamıyorum. Aslında tabii ki benim arkamda yine de bir ekip var yani. Tabii, Orada tabii. Bir sürü insan var yani Yok, işte. Yani hani zaten, e, zaten Üretirken anlamında tabii, tabii. söylüyorsun sen ya muhtemelen. Bir de hani zor kalemler. Evet. Nefis sen... Ee, senin çünkü, taşıyor. Doğru çünkü Öyle şey şöyle yani. oluyor. Ben bunu yaratırken, bunun hayalini kurmaya başladığım ilk andan itibaren, o kadar çok çalışıyorum ve o kadar çok bana dönüşüyor, benim oluyor ki. Mesela bir başka yönetmen buna geldiğinde diyelim ki bir yönetmen olarak ki bunu çok istiyorum aslında çünkü beni çok rahatlatacak bir şey. Evet. Yani ben oyuncu olarak şimdi mesela şu anda bile şöyle oluyor işte ışığa bakacağım Sinem benim asistanım Sinem diyorum Sinemci sen orada dur diyorum <laughs> bir konuş benim lafımı söylüyorum olmuyor ben koşa koşa gidiyorum sahneye ben konuşuyorum tekrar burada yani çok zor yani hem yönetmen hem oynamak tek kişilik bu çok zor ama. Ee, yönetmen olarak gelecek bir insana haksızlık olur. Çünkü ben yıllarca o kadar çok bu e, kadının, kadınların içinde oluyorum ki gelecek olan dışarıdan biri oluyor. Ve hani e, beni ikna etmesi e, çok zor olabilir. Belki çok genç olsaydım olabilirdi ama <laughs> yani bu kadar tecrübe, bu kadar <laughs> hani oyuncu olarak da çok tecrübeli biriyim. Ee, çok kolay olmaz yani haksızlık olur diye. Çünkü ben zaten onu yaratırken yönetiyorum yani. Yöneterek yaratıyorum. Yaratarak oynuyorum. Yani hepsi birbirinin içine giriyor. Bir yazarlık kısmı asla aklımda hiç yoktu yani. Olmayacaktı da. Dediğim gibi sadece bu denemenin sonunda ortaya çıkan şey... Hatta bir iki denemeli de var ayrıca. Ortaya çıkan şeyden memnun olmamamla ilgili ve hani... Tamam o zaman hani bu da zaten benim içimde bunu bu da olsun dedim. Yani şöyle bir şey değil. Eee genellikle şöyle anlaşılıyor. Tek başına oynamak böyle biraz hani narsistçe ya da bencilce bir şey gibi algılanıyor. Doğru değil. Aslında tek kişilik oyunlar çok zor oyunlardır. Yani oyuncuyu da çok zorlayan oyunlardır. Çünkü yapacağınız yani o anda boğazınız ağrısa boğazınıza bir şey kaysa, ayağınız burkulur, diziniz ağrır, kotaracak. Hiçbir şey yok. Hiç kimse yok. Hiçbir şey yok. Yani Unutabilirsiniz, her şey olabilir yani. E, bu büyük bir riski göze almak demek. E, ama benim için işte şöyle bir yanı oluyor. Dediğim gibi, o kadar çok sıfırdan başlayarak ilmek 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 yıllarca uğraşıyorum ki, hani oraya sonradan birini dahil etmek ona da haksızlık oluyor. Çünkü onun söylediği hiçbir şey benim için şey olmuyor. Yeterince e, açıklayıcı, yeterince ya da belki doğru insanı bulamıyorum bilmiyorum. Belki de doğru olan doğru bir insan var ve ben henüz o insanı bulamadım. <laughs> o da olmuş olabilir. <laughs> ee, ama hani nedeni biraz bu yani çok uzun yıllara dayanan, uzun emekler verilmiş o, olmasıyla ilgili bir şey. Yani ben mesela Frida'da da öyle demiş. Ben yani bundan sonra kesinlikle yönetmen bir yönetmen orada olacak dedim yani. Ben bu böyle çalışmak çok zor. Dedim ama bu sefer de yine aynı şey maalesef oldu. Ee, bir dahaki sefere böyle olsun istemiyorum. <laughs> <laughs> Biraz senin e, ya bu şey gibi de olabilir mi? Hani yalnız yaşamanın öyle bir alışkanlık getirisi vardır evet. ya. Hani hem istersin hayatına birini almayı ev arkadaşı ya da sevgili partner. Ama hem de böyle bir artık o kadar konforludur ki yalnız yaşamak birini Hani Emin evde tahammül edemem falan şöyle, olabilir şöyle yani ben e, aslında farklı oyuncularla oynamayı çok seven biriyim e, çünkü şöyle oluyor e, ne geleceğini bilmiyorsun ve bu güzel bir şey yani ben severim böyle şeyi yani riski alırım risk göze almayı seven biriyim zaten sahnede de öyleyimdir yani riskli şeyleri severim korkmam onlardan e, farklı oyuncularla oynamanın da Mesela hep de söylerim yani iyi oyuncu olsun insan olarak sevmem şart değil derim yani <laughs> o kadar yani bilirler. Ama iyi oyuncu mesela severim yani çünkü çok keyiflidir o. Karşıdaki insanla böyle bir tür şey yaparsın yani o sana verir sen ona verirsin filan Bu, bunu sevdiğim bir şey yani hani Hmm. Ee, dediğim gibi şehir Tiyatrosu yıllardır zaten. Hep de kalabalık oyunlarda evet, oynuyorum evet, yani. Izledim. Hani ben daha evet. Çok bağımsız Ama bağımsızlarda ben benim bir derdim var. O derdimi o kadar paylaşabileceğim insan bulamıyorum galiba. Yani şöyle söyleyeyim. Hani benim kadar bu işin içine girecek, benim kadar hani onu tutkuyla isteyecek, o o coşkusunu her hiçbir an e, kaybetmeyecek insan bulmak çok kolay değil tiyatroda galiba ya da ben bulamıyorum. Ee, bulursam bir gün onu da yapmayı çok <gülüyor> isterim. <gülüyor> Bence senin e, politik kibliğin de birazcık tabii. bunda etkili. Tabii, yani tabii, tiyatro camiası içinde bu kadar e, artık politik bir yerde durmak da böyle şey bir şey ya. Öyle bir şey doğru. <laughs> ben tamam, öyle politikaya çok girmiyorum işte. Ben oyunumla anlatıyorum falan olduğu Aynen için, öyle oluyor. Oradan Aynen. da bir dil yakalamak zor oluyor. Çok olabilir. doğru. Yani çünkü şey, e, iğreti oluyor insanlar. Yani şey... Onlar için yani politika, yani politik bir tiyatro yapmanın kendisi de zaten itici biraz o. Yani böyle bir başka bir dünya var artık ve o dünyanın içinde e, şimdi aslında biraz gelip izleyenler oldu bir iki. E, orada sadece oyunculuk üzerinden konuşuyorlar onlar da yani hani e, yine böyle işin politik yanıyla değil de hani Hı -hı. sadece oyunculuk yanının etkisinden söz ediyorlar filan. E, doğru söylediğin çünkü böyle bu kadar politik e, arenada iş yapmayı hedeflediğin zaman orada beraber çalışacak insan bulmak da yine çok zor. Yani kimse de bu işin içinde çok olmak istemiyor. Yani yoksa mesela daha farklı bir, mesela Camille Claudel olsa daha kolay. Hı hı. Camille Claudel için daha çabuk bulunabilecek bir şey. Çünkü risk alanları daha az. Yani bence o da çok politik ama e, ama hani görünür anlamda, bilinen anlamda bir politik yapısı olmadığından hani sosyalizm demiyor yani örneğin açıktan ee, ya da işte işçi sınıfı demiyor işte yaşasın ya da işte kahrolsun savaş demiyor yaşasın barış demiyor. Şimdi bütün bu hani bildiğimiz anlamda klasik e, politik verileri kullanmayan bir karakter olsa o zaman belki daha kolay bazı şeylerle buluşmak. Bu anlamda ben sadece şey de değil yani sadece beraber çalışacağım insanlar anlamında değil. Seyirci açısından da isteğim yani. Evet. Seyirci açısından da büyük riske giriyorum. Yani ben bunu çok bilerek yapıyorum ama. Yani hani çünkü hangi seyirciye ulaşacaksın? Hani kaç seyirci böyle bir oyunu izlemek isteyecek? Ben bunu da bilerek, bunu da güzel, bu da ayrı bir yoruculuk yani. Sadece solcu olan bir seyirci kitlesini mi mesela Rosa Ben mesela tabii ki işçilere, emekçilere, ezilenlere oynamak istiyorum ama nasıl yapacağım bunu? Yani bunu yapabilmem için tabii ki belli e, sivil toplum örgütlerinin bir şekilde e, çalışması lazım. Yani ben gidip tek tek insanları çağıramam ve ben böyle bir şeyi ancak yapmak için mücadele ettim, ortaya koydum. Ama bu noktadan sonra artık ulaşması gereken kitleler içinde, e, yani sadece konferanslarda ya da kollarda sözlerde değil. Biraz da hani artık insanların hani bunun içinde çalışması gerekiyor. Hatta dün bir arkadaşıma, bir sivil toplum örgütü temsilcisi bir arkadaşıma çok sert bir konuşma yaptım. Yani dedim ki yani ben yaptım. Yani ben ortaya koydum. Artık bunun seyirciyle buluşması gerekiyor. Ben bunu belli, yani bir takım insanların bunu görmesi gerekiyor. Yani bu oyunun, hani çünkü riske girdim. Yani bunu böyle bir oyunu yaparak aslında riske girmiş oldum. Bir taraftan hani... Ee, belli bir seyirciyi iğrete edebilecek bir yanı var. Ama bir taraftan hani benim bir tabii bir ismim var. İnsanlar merak ediyor benim ismim üzerinden. Ama bir taraftan da bunun ulaşması gereken bir kitle var. Yani ben sadece sol kesime oynamak istemiyorum yani. Ben aslında daha çok emekçilere, ezilenlere, öteki olanlara oynamak istiyorum bu oyunu. E bunun için de işte artık desteğe ihtiyaç var. Yani bunu ben kendim organize edemem çünkü. Eee bu eleştiriyi de şimdiden koyayım ortaya direkt, masaya direkt ki. Bir şey oldu. <laughs> masaya koymuş <laughs> olayım. Burada e, bu arada süremizin e, sonuna, sonuna, geldik. sonuna, böyle su gibi geldik. E, bu arada yani şu da bana çok e, keyif verdi ve heyecan verdi. 40. yılının e, söyleşilerinden biri olarak ben kendimi <laughs> öyle hallediyorum <laughs> <laughs> bunu. Evet. E, çok mutluyum hem arkadaşım olduğun için hem 40. yılın vesilesiyle yeniden ben de Seninle söyleşi yapacak bir e, alanda olduğum için, evet. e, güzel bir sürü şeyden geçtik birlikte çünkü. E, Frida Kahlo, e, Rosa Luxemburg, bakalım sırada ne var? Jülide Kuralla Kurall beraberdik. E, kadınların e, tarihten e, böyle e, üstünün örtüldüğü yerden tozlarını çırpıp böyle söküp alıp geliyor. Ee, yeni hikayelerde buluşuruz herhalde sahnede. Mutlaka. Mutlaka. <laughs> Çok sağ olun. Teşekkür ederiz sunuda.